şeyi almışlar mı orada? 12 Şubat'ta benim düğünüm var. Geçen sene ben şöyle bir şey denemiştim. Ev taşırken evde ihtiyacım olan eşyaların listesini yapmıştım ve arkadaşlarımla paylaşmıştım. Onlar da aralarından bana hediye alıp göndermişlerdi ve ihtiyaçlarımı bu şekilde karşılamıştım. Şimdi böyle bir fikir tutunca nişanlıma da bahsettim düğün öncesinde. Dedim ki evin bazı ihtiyaçlarını biz arkadaşlara aldırsak, listeyi onlarla paylaşsak nasıl olur? Yani böyle bir şeye karşı çıkar mısın? O da destek oldu, karşı çıkmadı. Ben de bir web sitesi yaptım. Burada hem dijital davetiye gibi hem de ihtiyaçlarımızı listelediğimiz bir liste halinde bir web sitesi yaptım ve arkadaşlarımla paylaştım. Arkadaşlarım oradan almak istedikleri ürünü işaretleyip daha sonrasında benim belirttiğim adrese bana gönderiyorlar. Neye ihtiyacım olduğunu biliyorlar ve alınan ürünlerin hangileri olduğunu görebiliyorlar bu site sayesinde. Genelde listeye böyle alınabilecek kolay ürünleri koydum. Böyle ucuz fiyatlı olanları koydum. İşte paspas vardı, banyo seti vardı, blender vardı. Bunun gibi işte herkesin alabileceği düşük bütçeli ürünler koydum. Büyük bütçeleri yazmadım. Çünkü insanlar bana soruyorlardı düğün öncesinde. Hani neye ihtiyacınız var, size ne alalım hediye olarak gibi sorular geliyordu. Biz de bu soruları biraz ortadan kaldırmak için web sitesini hazırladık ve listeyi paylaştık onlarla. Sadece bir ürün kaldı. O da seramik mutfak setiydi. Biraz pahalı geldi ücreti herhalde. Bir tek o kaldı. Onun haricinde bütün ürünlerimiz alındı. Ben bu siteyi kurup arkadaşlarımla paylaştığım zaman direkt olarak bana şunu söylediler. Çok mantıklı bir fikir. İşte keşke benim de aklıma gelseydi. Keşke ben de düğünden önce böyle bir şey yapsaydım. İşte biz de bunu kullanabilir miyiz diyenler çok oldu. İşe yarayan bir sistem. Herkes olumlu yaklaştı. Sadece geleneksel düşünceye sahip olan büyüklerimiz, yani özellikle annelerimiz bize dedi ki ayıp mı olur? Hediye istemek biraz sıkıntılı olabilir gibi şeyler söylediler ama sistemi gördükten sonra ve insanların ürünleri aldığını gördükten sonra bizi desteklediler. Zaten şöyle listeyi yaptım, paylaştım. Ertesi güne ürünlerin %80'i alınmıştı zaten. Hediye istemek değil aslında bu. Neye ihtiyacınız olduğunu insanlara haber etmekle alakalı bir durum. İnsanlar sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesi lazım. Neticede size bir hediye almak istiyorlar ve alınan hediyenin işinize yaraması gerekiyor. Yani süs olarak hiçbir şekilde kullanılmayacak bir hediyeyi almanın bir mantığı yok. Eğer bir şeye para veriliyorsa ve karşınızdaki kişiyi düşünerek ona özel bir hediye almak istiyorsanız ihtiyacı olan bir şeyi almanız daha mantıklı. Bu sayede insanlar boşuna ürünlere para vermeyecekler, ihtiyacı olan şeylere para verecekler. Siteyi yaparken nişan fotoğraflarımızı kullandım. Hem bir dijital davetiye görevi görsün diye, aynı zamanda düğüne kalan süreyi de buradan takip edebiliyor misafirler. Aşağı tarafında ürünleri listelediğim kısımda alınan ürünler bu şekilde kilitli olarak görünüyor. Ürüne tıkladıkları zaman hangi ürünü istediğimizi de görebiliyorlar. Ürün almak isteyenler. İşaretlendikten sonra ismini yazıyorlar. İşte bir mesajları varsa onu yazıyorlar ve ürün kilitleniyor. Başka birinin alması engellenmiş oluyor bu sayede. Bunlar alınmış ürünler. Listede zaten ürün kalmadı, alınmadık. Düğün salonunun adresini ve hediyeyi gönderebilecekleri adresi de ekledim. Aynı zamanda diğer fotoğraflarımızı da ekledim alt kısımda. Buradan bizim daha önceki fotoğraflarımızı da görebiliyorlar. Yani sistemi başkalarının da kullanabileceği hale getirdiğim zaman bu şekilde bu özellikleri kullanabilecekler. Sistemi şöyle kullanıyorlar. Ürünün üzerine tıkladıkları zaman ben alıyorum dediklerinde ismini yazdıktan sonra isterlerse bir mesaj bırakıp onaylıyorlar. Ve o ürün o kişinin adına kilitlenmiş oluyor. Ben bunu sistemin arka tarafında panelinde görebiliyorum kimin aldığını. Ama diğer ziyaretçiler görmüyor. İlerleyen zamanlarda bunu görünür hale de getireceğim. Aslında hani isteyen varsa, ismim görünsün diyen varsa hangi ürün alındıysa altında ismi yazacak. Arkadaşlarımız ne alacaklarını bilemiyorlar. Biliyorsunuz ki bir cam kase füryası var yani. İnsanlar sürekli aynı şeyi alıyorlar ve asla kullanmıyoruz. Ve sürekli o hediyeleri başka birilerine hediye ediyoruz. Bu yüzden bu liste bizim için çok mantıklıydı. Arkadaşlarımıza da çok mantıklı geldi. Bu arada bizim düğün salon adresi burası değil mi? Kasım bir de karşısı. Onlar da öyle yazmışlar. Son bir bana.